Hocam sağlığımız önemli de dış görünüşümüz de önemli biliyorsunuz ki. Dış görünüş önemli derken o ufak ufak böyle müdahalelerle acaba görüntü nasıl güzelleşiyor, nasıl düzgünleşiyor, nasıl bir estetiğe sahip oluyoruz hep beraber izleyelim. Üç boyutlu olarak dişin ölçüsünü çıkardım. Yani dişi bilgisayar ortamına geçirdim. Bu klasik bir ölçü yöntemi değil. Alıştığımız ölçü yönteminden farklı olarak bilgisayar ortamında aktardık. Şimdi ne dedim? Dişler kısa, uzatmam gerekiyor. O zaman bilgisayar ortamında dizayn edeceğim lamineyi. Lamine ne demiştik? Dişin ön yüzüne yapışan ince porselen yapraçık demiştik. Bu lamineyi dizayn edeceğim. Dizayn ettikten sonra 3 boyutlu printerlar var, yazıcılar var. 3 boyutlu yazıcıyla lamineyi üreteceğim. Ve aynı gün lamineyi dişin üzerine yapıştıracağım. Buna gülüş tasarımı deniyor. Hanımefendi de ön birkaç diş yapacağız. Ancak gülüş tasarımı genelde 10 tane diş de yapılabiliyor. 10 tane diş yaptığın zaman buna Hollywood gülüşü deniyor. Şimdi tasarım aşamalarına geçiyorum. Dişi tasarlayacağım. Tasarım aşamalarından sonra üretime geçeceğim. Şimdi tasarımlarımı yaptım. Tasarım yaptıktan sonra tek tek 3 boyutlu printer'da lamineler ürettim. Lamineler bu şekilde elimin üzerine koyuyorum. Siz de bakın Meral Hanım, bak ilginç. 2 tane lamine. Gördüğünüz gibi tırnak kadar ince. İncecik. Ne yapacak? Dişin gelip, bakın bu şekilde dişimiz, göstereyim. Hatta laminenin en büyük güzelliği ne? Işık geçirgenliği aynen doğal diş gibi. İncecik dişin renginde yapılan tabaka gelip açalım. Böyle dişlerin ön yüzüne gelip yapışacak. Bu sayede dişler daha uzun olmuş olacak. Dinlenebilirsiniz. Dişin ön yüzüne gelip yapışacak. Bu. Şimdi lamineye son efektleri vereceğim. Son cilaları vereceğim. Ve aşama aşama devam edeceğim. Keyifli geçiyor, güzel geçiyor günümüz. Siz iyisiniz. Gayet iyi. Güzel geçiyoruz. İyi misiniz Meral Hanım? Çok teşekkür ederim, iyiyim. Çalışmalarımız tamamlandı, bak gülümseyin. Evet, gülüyorum ama çok da merak ediyorum. Rahat gülün, bak önce bizler görelim. Evet. Gördüğünüz gibi dudağı nasıl takip ediyor bakın. Dümdüzdü. Konuşken görünmüyordu, şimdi bakın. Şimdi görünüyor. Görünüyor. Aralık kapalı. Çürükler gitti, tertemiz, daha beyaz. Ama doğal beyaz oldu, hep onun altını çiziyorum. Doğal olması lazım dişin, yapıldığı zaman çok belli olmaması gerekiyor. Yüzle bütünleşmesi gerekiyor. Sizde de öyle oldu ama merak ediyorsunuz tabii. Evet, çok merak ediyorum. Size bir ayna vereyim, beraber bakalım. Teşekkür ederim. Oo, harika ya. Tam istediğim gibi. Şimdi rahat rahat gülebiliyorum. Bilgisayar destekli evet. Lamineler sayesinde dişler uzayabildi. Harika olmuş. Hem aralık kapandı. Çok da güzel oldu. Güle güle kullanın. Teşekkür ederim. Çok mersi. Ellerinize sağlık. Farkındaysanız yandan bakın kendinize. Dudak desteği de arttı. Evet. Dudağı destekleyince insan daha genç görünüyor. Dudaktaki ufak tefek kırışıklıklar laminelerle çözülebiliyor aslında. Çözülebiliyormuş evet. Daha ilerlemiş boyutlarda o zaman estetik girişimler gerekiyor. Ama şu an lamineyle bayağı güzel iş yaptık. Evet, çok güzel. Ellerinize sağlık. Güle güle kullanın. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Sağ olun. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Bugün Meral Hanım'daki çalışmamızda teknolojinin bize nasıl fayda ettiğini gördünüz. Hiçbir zaman aletler insanın yerini tutamaz ancak bilgisayar desteği, teknoloji insana yardımcı olabilir. Dişlerin ön yüzeyinde çok az bir pürüzlendirme yaptım. Çürükleri temizledim ve ufak tefek dolgularını yaptım. Ondan sonra bilgisayar destekli yöntemle taradım.
Lamineleri tek tek hazırladım. Ön grupta 4 tane lamine hazırladım. Ve onları dişlerin ön yüzeyine yapıştırdım. Gördüğünüz takma tırnak gibi incecik porselen yapmakçıklar, bazen lens gibi deniyor bunlara. Dişin yüzeyine yapışıyor. Dişin yüzeyine yapışınca dişin karakterini de alıyor. Böyle çok doğal görünüyor. Zaten ışığı geçirdiği için çok doğal görünüyor. Eğer sizin dişleriniz zamanda kısaldıysa, aralandıysa, çapraşıklık olduysa, uzattırmak istiyorsanız lamine sizin için güzel bir yöntem. Laminede 10 tane yaptığın zaman rengi açabiliyorsun. Birkaç tane yaptığın zaman diğer dişlerle aynı renkte yapmak durumundayız. Gördüğünüz gibi tasarım böyle oldu. Dudağı takip ediyor. Dudak desteği verildi. Artık Meral Hanım daha rahat gülecek ve otomatikman birkaç yaş daha gençleşti.